Merhaba arkadaşlar. Bu diferansiyel denklemler dersimizde lineerlilik çözüm çeşitleri. Bu çözüm çeşitleri ise alt başlıklar altında özel çözüm, genel çözüm ve tekil çözüm şeklinde incelenecektir. Ben lineerlikten bahsettim. Özel çözümle, genel çözümle ilgili sorular çözdüm. Bununla ilgili oynatma listesinde diferansiyel denklemler oynatma listemize sorular var, çözümler var. Çok ayrıntılı bir şekilde hatta sınavda çıkabilecek kapasite sorular çözdüm. Ama buradaki tanımlamalar olacak buradaki videoda. Lineerlik hakkında mesela bir verilen denklemin lineer olup olmaması ile alakalı ve genel çözüm, özel çözümün ne olduğu hakkında tanımlamalar sadece yer alacak soru çözümleri değil. Kısaca bahsedeceğim bunlardan. Zaten diğer videoda bahsettiğim gibi soruyu çözmeden önce lineer olup olmadığına bakıyorduk. Lineer ise lineer çözüm yöntemlerini uygulayarak sorumuzu çözüyorduk. Lineerlik nedir diye bakacak olursak tekrardan ilk baştan başlayan arkadaşlar için buna bakabilirler. Ben oynatma listesinde bu videoyu yine ön sıralara taşıyacağım. Denklemde bağımlı değişken ve türevlerine göre lineerlik sağlanıyorsa denklem lineerdir. Burada ne demek istemiş? Burada bize demek istenen şu arkadaşlar. Şu verilen denklem diferansiyel denklem. Y'nin ikinci türevi artı 3 çarpı x çarpı y'nin birinci türevi artı 4y eşittir 0 şeklinde. Verilen denklemde bakıldığı zaman lineer olduğunu söyleriz. Niye? Burada bağımlı değişken y'dir. Y'nin sadece birinci üssü olacak. Kuvveti 1 olmak zorundadır. Bağımlı değişken olduğu için türevlerin de kuvveti yine 1 olmak zorunda. Bir sonraki denklemimize bakacak olursak burada y'nin ikinci türevi artı 3x çarpı y'nin ikinci türevi artı 4 kök içinde y demiş eşittir 0. Bu denklem lineer değildir. Çünkü burada şu var. Kök içinde y var. Yani kök dışına çıkarırsak bunu ne diye çıkar? Y üssü 1 bölü 2 şeklinde. Bu da kuvvet 1 olmadığı için yine lineer olmadığını söyleyebiliriz. Yine bir denklemimiz var. Diferansiyel denklemimiz. Y'nin birinci türevi artı y çarpı kosinüs x. Burada da y'nin bağımlı değişken y olduğu için ona herhangi bir değişiklik yok. Görüldüğü gibi burada y yine üssü 1. Y'nin türevinde de bir sıkıntı yok. Sadece bağımsız olan x değişkeninde kosinüs x şeklinde yazılmış. O yüzden buna lineer diyebiliriz. Lineerdir zaten. Burada bakıldığı zaman y üssü artı x çarpı e üzeri sin y demiş. Buradaki sin y olduğu için y bağımlı değişkendi. Bu şekilde yazamayız bunu. O yüzden bu denkleme lineer diyemeyiz. Lineer değildir. Burada bakıldığı zaman yine bir lineer olmayan diferansiyel denklemimiz var. Neden lineer değil? Burada y'nin ikinci kuvveti var. Y kare olduğu için lineer diyemeyiz. Çözüm çeşitlerine değinecek olursak, bunlardan bahsedecek olursak, genel çözüm mertebeye kadar keyfi sabit bulunabileceğini söylemiştik. Bakıldığı zaman genel çözüm bu şekilde ifade edilir. Mertebesi bunun kaçtır? 2'dir. Çünkü o kadar keyfi sabitimiz var. Genel çözümle ilgili diferansiyel denklemler, genel bilgiler videomda bahsettim. Bundan daha ayrıntılı olarak genel çözümler yaptık. Sonucunda şu şekilde C'ler varsa içinde bu genel çözümdür. Bu C'leri bulduğumuz zaman zaten özel çözüm olur bu. Özel çözümden de bahsedelim. Bu C'lerin bulunmuş halde işte özel çözümdür. Genel çözümdeki keyfi sabitlerin özel kısıtlamalara göre değerler alınmasıyla elde edilen çözümdür. Yani şu başlangıç değeri vererek şu C'leri buluyoruz. Yani öyle başlangıç değeri vererek kısıtlama yaparak bulduğumuz için özel çözüm olmuş oluyor bunlarda. C'ler bulunduğu için. Bütün özel çözümleri birleştirirsen genel çözüm elde edilir denmiş. Burada da demek istenen C'nin bütün değerleri birleştirildiği zaman genel çözüm bulunmuş oluyor. Yani şuradaki C'ler herhangi bir değeri alabilir. Başlangıç değer problemi ise bütün kısıtlamalar aynı ise aynı değer içinde ise başlangıç değer problemi olur. Yani şöyle diyebiliriz buna da.
y'nin türevinin sıfırdaki değeri ne 3 dersek, y'nin sıfırdaki değerine de 2 dersek veya ben bunu şu şekilde göstereyim, yazarak göstereyim de. Şöyle paint yazarak göstereyim başlangıç değer probleminin ne olduğunu. Şöyle bir diferansiyel denklem yazalım. 1 eksi x çarpı ya da bunu sileyim şu şekilde yazayım. Y eşittir 3 çarpı y üzeri x artı 5 eksi 3 şeklinde yazalım. Çarpı x olsun. Başlangıç değer problemi olması için şu y'nin türevinin sıfırdaki değerini veriyorsak herhangi bir değer olsun. Y'nin yine sıfırdaki değeri veriliyorsa bu başlangıç değer problemine örnektir. Sınır değer problemi neyse örnek olarak şu şekilde verebiliriz. Mesela y üssünün birdeki değeri verilip y'nin de sıfırdaki değeri veriliyorsa buna da sınır değer problemi diyebiliriz. Çözümümüz var son olarak. Bunun da tanımını yapacak olursak denklemi sağlar fakat genel çözümden elde edilmez. Genel çözümün kapsamadığı bir çözümdür. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer bunlarla ilgili daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız oynatma listemizdeki diferansiyel denklemler genel bilgiler kısmındaki bu özel çözüm ve genel çözümle ilgili sorular çözdüm. Onlara bakabilirsiniz. Zaten lineerlikle ilgili de ayrıca bir videomuz var. Onlardan daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize kolaylıklar diliyorum arkadaşlar.